Merhabalar, bugün nöroloji uzmanı Banu Taşçı Fresco ile birlikteyiz. Kendisi Beynin Doğru Besle kitabının yazarı. Merhabalar Banu'cum, hoş geldin. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi çok merak edilen bir konu var, o da fibromiyalji. Evet. Bu fibromiyalji tam olarak nedir? Fibromiyalji bir ağrı hastalığı ama tek başına sadece ağrıyla giden bir hastalık değil. Ağrı çok ön planda ve hastaların en önemli şikayeti ağrı. Ama uyku bozukluğu, dikkat dağınıklığı, yorgunluk, sabah sertliği ve bağırsak problemleri ve depresyonla birlikte seyreden, 6 aydan uzun süren ve hastaları günlük yaşam kalitelerini çok düşüren bir hastalık. Bayağı sıkıntılı bir şey. Evet. Peki fibromiyaljinin tanısı nasıl konulabilir? Fibromiyaljinin tanısı öncelikle hastanın, kronik ağrısı olan hastanın bir hekime gitmesiyle konulur. Bu hekim bir nöroloji uzmanı da olabilir, romatoloji uzmanı da olabilir, fizik tedavi uzmanı da olabilir veya herhangi başka bir hekim de olabilir. Onlar da yönlendirebilirler. Ama esas fibromiyalji ile ilgilenen hekimler bu üçü. Önce hastayı dinliyoruz tabii ki ayrıntılı olarak kaç zamandan beri şikayetleri var, hangi şikayetleri var diye. Ardından da muayeneye geçiyoruz. Muayenede hastanın vücudun her iki tarafında hem üst tarafta hem alt tarafta ağrılı noktalar olup olmadığına bakıyoruz. Fibromiyalji hastalarında tetik nokta dediğimiz veya miyofasyal kas bulgusu dediğimiz bulgular oluyor. Bunlar da biz ellediğimizde veya bastırdığımızda hem biz üzerine bastırdığımızda çok ağrı oluyor hem de böyle sicim gibi ele gelen sertlikler oluyor kaslıklarda. Tıkır tıkır olanlar aynen. Siz zaten üzerine bastığınızda hasta böyle ah diye feryat figan bağırabiliyor. Bunu koyduğunuz zaman tanısını koymuş oluyoruz. Ama bazen boyun problemleri, bel problemleri, bazen diğer nörolojik problemler, bazen de romatolojik problemler tabloya karışabiliyor veya tabloyla birlikte seyredebiliyor. İşte gittiğiniz hekim size bu yönde, mesela eklem problemi olan hastalar genellikle romatoloğa gidiyorlar. Romatizma uzmanı romatizmaya yönelik tahlilleri istedikten sonra eğer herhangi bir problem saptanmazsa hastanın muayene bulgularıyla beraber fibromiyalji tanısını koyabiliyor. Aynı şekilde mesela migren ağrısı olanlar, şiddetli boyun ağrısı, sırt ağrısı olanlar nöroloji uzmanına gidebiliyorlar. Biz de gerekli tetkikleri istiyoruz. Tetkiklerde bir problem yoksa o zaman hastaya diyoruz ki sizin ağrılarınızın ve uyku problemlerinizin nedeni fibromiyalji. Peki her bizim burada hissettiğimiz mesela işte örnek buralarda çok olduğunu evet. biliyorum çünkü bende evet. de var. Buraları böyle bastırdığımızda böyle takır takır evet. olduğu her an benim fibromiyaljim olduğunu anlamına mı geliyor? O senin miyofasyal ağrıların olduğu anlamına geliyor. Yani kas ve fasya ağrısı olduğu anlamına geliyor. Ama buna eğer uyku bozukluğu, bağırsak şikayetleri, sindirim şikayetleri, migren, baş dönmesi veya diğer bir takım bulgularda eşlik ediyorsa o zaman fibromiyalji olduğu anlamına geliyor. Ama yoksa sadece ve sadece ağrı var o zaman büyük ihtimalle bir duruş bozukluğu olabilir. İkincisi de miyofasyal ağrı sendromu dediğimiz hem biraz genetik yatkınlık hem de hareketsizliğe bağlı olan ve strese bağlı olan ağrılar olabilir. O zaman fibromiyalji ile hareketin de doğrudan ilişkisi olduğunu anlıyorum. Nasıl bir ilişkisi var? Bir tane literatürde görmüştüm ben. Fibromiyalji hareket eksikliği sendromudur diyor. Hareketsizlik sendromudur diyor. O kadar net yani bu aradaki ilişkiyi böyle tanımlamış. Ama gerçekten de bizim atalarımız çok hareket ederek bugünlere kadar gelmişler. Biz endüstri devriminden sonra hep beraber oturduk. Ondan sonra asansörlere bindik. Bütün gün boyda oturuyoruz. Şuradan hiçbir şey arabayla gidiyoruz. Aynen veya ay işte oradan oraya yürünülür mü? Asansöre binelim gibi. Aynen. Hepimizin söz konusu. Kesinlikle. Biz ne kadar az hareket eder hem beynimiz bu şekilde hareketsizlikle beraber problemler ortaya çıkıyor. Hem de kaslarımızda hem iskelet sistemimizde hem de serotonin metabolizmamız bozuluyor. Ve bütün bunlar uykumuz bozuluyor. Yıllar içerisinde yavaş yavaş bizi fibromiyalji stres birikiyor evet. birikiyor sonra bam. Aynen öyle. O zaman bizi hareket kurtarır. Evet. Peki hepimiz hareket kurtaracak. Bence de. Fibromiyalji hastalarına özellikle hareket kurtarır. Ne kadar kıymetli bir şeyden bahsediyoruz.
bahsediyorsun. Yani hareketini yap, fibromiyajin azalsın. Çünkü bunun hatta eğer gençsen ve çok stresin yoksa, güzel de besleniyorsan kurtulabilirsin. Yani. Oo, şahane. Peki hareket dediğimiz, hareket denilince aklımıza neler gelmeli? Allah ne verdiyse. Ben mesela bazen hastalara şey diyorum, yani güreş bile yapabilirsiniz istiyorsanız. Ama tabii bu çok feasible bir şey değil. Gel bir güreş tutalım, benim fibromiyajim. Şöyle, öncelikle yürüyüş. Yürüyüş. Yani hiçbir şey yapmıyorsanız bile, yani başka şeyler de önereceğim ben şimdi, ama hiçbirisini yapmak istemiyorsunuz, yapmıyorsunuz falan. Arabayı uzağa park edin veya bir durak önce inin. Metroda, işte metroyu kullanırsanız zaten epeyce bir yürümüş oluyorsunuz. Metroda da mümkün mertebe yürüyen merdivenleri değil, normal merdivenleri kullanmak şeklinde. Her gün en az yarım saat yürüyüş. Biz, bu kadar. Ah, şahane. Evet. Çok. Ama bunu bile yapamıyor hastalarımız. Yani biraz zorlanıyorlar. Çünkü o kadar alışmışız ki asansör, yürüyen merdiven, arabayı kapının önüne koymak gibi bir sürü şeyle. Armut piş, azma düş. Hani yiyerek zayıf kalayım, çalışmadan zengin olayım falan gibi şeyler, ama yok böyle bir dünya. En az yarım saat yürüyüş. Bu en az yarım saat yürüyüşü yaparken, bunu tabii günde bir saate kadar çıkmasını istiyoruz, ama hani o süreç dahilinde olabilecek bir şey. İkincisi de mutlaka yoga veya pilates gibi bütün kasları çalıştıran ve vücudun sinir sistemini sakinleştiren bir aktivite istiyoruz. Öncelikli olarak fibromiyajı hastaların, eğer daha önce hiç yoga yapmadılarsa, böyle daha hafif restoratif veya yin yoga gibi daha sakin yoga şekilleriyle başlayıp yavaş yavaş ilerleyip diğer yoga şekillerine gelebilirler. Pilates yapıyorlarsa zaten pilates yapmak başlı başına. Günümüzde insanların pek çoğunda, yani ilkokul öğrencisinden anneannelere kadar duruş bozukluğu var. Hepimiz şu şekilde duruyoruz. Omuzlarımız önde, başımız önde. Şöyle kambur bir şekilde duruyoruz. Evet. Dolayısıyla bu şu dik oturma ve merkezi kas gücümüz, yani hem karnımız hem sırtımızı güçlendirmenin tek çaresi, en iyi çaresi yok şey pilates yapmak. Dolayısıyla siz pilates yaptığınızda hem hareket etmiş oluyorsunuz, hem duruş bozukluğunuzu düzeltiyorsunuz, hem de sinir sisteminizi sakinleştiriyorsunuz. Daha ne olsun? Bir de serotonin salgılanıyor. Evet, kesinlikle. O zaman günde 20 dakika, yarım saat en az yürüyüş, pilates yapılabiliyorsa, yoga, bunların da hiçbir tanesi yapılamıyorsa belki ufak ufak stretching hareketleri. Yürüyüş, mutlaka yürüyüş. Ya yani yürüyüş artı streç olabilir. Çok doğru. İkincisi yüzme olabilir. Yüzme hastalara çok iyi gelebiliyor ama herkesin yapabildiği bir şey değil. Yürüyüş yapmanın bir de öyle bir şeysi var. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Ayakkabı. Aynen. O kadar, başka hiçbir şey. Şimdi diyorlar ki işte şehir trafiğinde nasıl yürüyeceğiz? Ya okey, tamam, ama yani her yerde orman olmayacağına göre. Ya ben de, her şeyin bahanesi var. Evet, bahane bulmak istedikten sonra her şeyin bahanesi var. Peki fibromiyalji ile alakalı son sorum. Hangi besinlerden uzak durulmalı, hangi besinler fibromiyaljiyi tetikler ya da hangileri daha sakinleştirir? Var mı böyle bir ayrım bu arada? Sakinleştiren çok yok gibi, ama şöyle, önce kötülerden başlayayım. Gluten dediğimiz buğdayın içerisindeki proteini hepimiz duymuşsunuzdur, duyduk. Bu buğdayın içerisindeki bu gluten, arpa ve çavdarın içerisinde de var. Hem artmış bağırsak geçirgenliği yaparak, hem bağırsak geçirgenliğini arttırarak, hem de enflamasyon dediğimiz bu vücudumuzdaki yangı ve bu savaşta olma halini arttırarak fibromiyaljiye çok çok kötü geliyor. Ve pek çok hasta benim yönlendirmemle veyahut da işte Instagram'daki takiplerimi okuyanlar, benim kendim için de geçerli. Bu gluteni bıraktıktan sonra ağrılarında çok çok ciddi azalma tarif ediyorlar. Oo, şahane. Zaten biraz sonra sana gluteni ayrıca soracağım bir başlık altında. O zaman fibromiyalji ile gluten ilişkisi zaten neredeyse kafa kafaya olan bir şey, direkt olan bir şey. İkincisi de süt ve süt ürünleri. Süt ve süt ürünleri, özellikle inek sütü, hem içindeki kazeinin yapısı nedeniyle, hem
laktoz nedeniyle, hem de bu içerdiği, şimdi süt dediğimiz şey bebek ineğin yani buzağın büyümesi için gerekli bir madde. Nasıl biz bebeklerimize süt veriyoruz büyüsünler diye. Biz buzağı değiliz. Büyümemiz de gerekmiyor. Dolayısıyla bizim buna ihtiyacımız yok. Bu sütün içerisinde bu bebeğin büyümesi için insüline benzer büyüme faktörü diye bir hormona benzer bir madde var. Artı ineklerin yetiştirilme şekli nedeniyle bu çiftliklerde falan büyüme hormonu da ekstradan veriliyor. Biz bu büyüme hormonunu aldığımız zaman bize iyi gelmiyor. Ve hem kilo almamıza sebebiyet veriyor hem de vücudumuzdaki bağışıklık sistemini harekete geçirerek bizi hasta ediyor. Artı histamin dediğimiz bir madde var. Bu bizim ağrıları, ağrı yolaklarını harekete geçirerek ağrıya daha hassas hale getiriyor bizi. Onun da salgılanmasına neden oluyor. Dolayısıyla fibromiyalji hastalarına ben özellikle inek sütünü kesinlikle tüketmemelerini öneriyorum. İnek yoğurdu, inek peyniri, inek kefiri de dahil. Keçi koyun mandadan azar böyle havyar gibi tadımlık. Hani canım çok istedi, canım tadına bakmak istedim veya yemeden veya canım çok yoğurt istiyor. Yoğurt probiyotik bir şey, yararı da var. Az bir şey, 1-2 kaşık manda yoğurdu veya keçi yoğurdu yemelerini öneriyorum. Onun dışında işlenmiş ürünler. İşlenmiş ürünlerin içerisinde aklınızın almayacağı kadar kimyasal var. Dolu. Yani sonsuza kadar devam ediyor şeyler. Evet. Bunlar alerjileri arttırıyorlar. Artmış bağırsak geçirgenliğini arttırıyorlar. Bizim bağırsağımızdaki bakterilerin sağlığını bozuyorlar. Onları daha sağlıksız hale getirerek bizi de daha sağlıksız hale getiriyorlar. Çoğunun içerisinde gluten var. Çoğunun içerisinde şeker var. Şeker yemek de şeye iyi gelmiyor, fibromiyaljiye iyi gelmiyor, insülin salgılattığı için. Dolayısıyla işlenmiş ürün tüketmemeyi öneriyorum ben hastalara. Peki ne yiyeceğiz? Böyle de bir soru var tabii ki. Onu yeme, bunu yeme. Olabildiğince doğal şeyler. Anneannesinin anneannesinin anneannesinin, yani sırf anneannesinizde değil, ta çok eskilerin bildiği şeyler. Elma, armut, ne bileyim işte lahana gibi şeyler, sebze meyveyi yemelerini, eti, taze et ve mümkünse yeşillikle beslenmiş et yemelerini, serbest dolaşan. Ama bu kırmızı et yemek de şart değil. Balık yiyebiliyorlarsa, özellikle küçük balıklar, büyük balıklar biliyorsun hani toksitesi yüksek olabiliyor. Küçük balıkları mevsiminde mümkün mertebe tüketmek. Bol 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 sebze yemelerini istiyorum ben hastalarımın. Çünkü sebzelerin içerisinde pek çok fitobesleyici var, mineraller var, vitaminler var. Artı sebzelerin içerdiği lifler bizim bağırsak bakterilerimize çok iyi geliyorlar ve onların sağlıklarını korunmasına yardımcı oluyorlar. Sebzeyle birlikte de beraber zeytinyağı da tüketirlerse şahane bir şey oluyor. Harika, pekala. Şimdi sana sosyal medyadan, yani internet üstünden ve sosyal medyadan nereden ulaşacaklar? www.banutascifresco.com'dan ulaşabilirler. Instagram'dan da @banutascifresco, hepsi küçük ve yapışık, oradan ulaşabilirler. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Çok merhaba. Sağ ol.